Pazarlar. Tabii Sayın Genel Başkanımızın sözünün üstüne laf olmaz ama buraya geldiğimde hissettiğim bir duyguyu önce Sayın Genel Başkanım, yani Murat abimle bir paylaşayım. Burada şöyle bir şey var, geldiğim zaman şöyle bir şey geçti aklıma. Hey ya Rabbi, çok şükür da gene geldim. Bunu Ankara Kurultayı toplayarak sağlamıştı. Ben bir önereyim. Belki başkanım da bir pazar kurultayı toplar. Pazar kurultayı da pazarların taleplerini örgütlü bir biçimde alır. Üçüncüsü de projelerdir. Birincisi planlar, ikincisi bütçe, üçüncüsü projeler. Her projede değil ama belli projelerde, yeni konut projelerinde, kentsel dönüşüm projelerinde sizler de belediye ile birlikte olmalısınız sevgili kardeşlerim. Bu gözetilecek olan uygulamalar aslında sizin hem planlardan hem de bütçeden yaşadığınız yerlerle ilgili görüşlerinizi, önerilerinizi ortaya koymanız kent hakkı diye adlandırılmaktadır. Yani sizin Türkiye'nin kentlerinde yaşayan insanların kent hakkı diyeceğimiz hakları vardır. Kent hakkı. Kent hakkı çok fazla bilinmiyor. Çok fazla seslendirilmiyor. Ama geziyi düşünün. 2013 yılındaki İstanbul'da, Taksim'de, Gezi civarında yaşayan İstanbulluların ortaya koyduğu direnişi düşünün.